Türkiye'nin önde gelen gazetecileri karar gününde Ergenekon davası için Silivri'de olacak. Sivil darbe hukuku düzeniyle, yoluyla toplumun teslim alınması, sindirilmesi direnen kesimler açısından ve simgesel de insanların bedel ödetilerek diğerleri için susturulma aracı yapılması. Gazeteci yazar Şükran Soner, Ergenekon davasını bu sözlerle değerlendirdi. Soner gibi düşünen bir başka isimse gazeteci Can Ataklı. Bu dava bir hukuk davası değildir. Bunun adaletle alakası yoktur. Bu dava tamamen bir intikam davasıdır. Bugünkü iktidarın iktidara gelmek için geçtiği yolda kendisine engel olarak, tehlike veya da tehdit olarak gördüğü herkesten intikam almak amaçlıdır. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Alev Coşkun ise Ergenekon davasında uzun tutuklulukla yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlattı. 5 yıl artı bir gün artık kimseyi içeride tutamazsınız. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararları bütün anayasamıza göre bütün kurumlar, kuruluşlar ve şahıslar ve mahkemeler tarafından uyulması gereken, riayet edilmesi gereken kararlardır. Gazeteci Ali Sirmen ise uzun tutukluluk sürelerinden önce tutukluluk kararlarının yanlış olduğunu belirtti. Sürenin uzunluğunun dışında tutukluluğun bizatihi kendisine de gerek yoktu. Yani bu insanlar herhangi bir şekilde kaçma şüphesi olmayan, delillerin karartılması mümkün olmayan yapay delilleri zaten devletin elinde. Delil de bile değil onlar. Ortada delil bile yok ki nesini karartacaksınız? Yasalara dayanan her kararın meşru olmadığını belirten Sirmen, meşruiyet kavramını bir örnekle açıkladı. Kenan Evren 12 Eylül döneminde Atatürk Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarını Atatürk'ün mirasıyla kurulmuş olan, vasiyetiyle kurulmuş olan bu kurumları ortadan kaldırdı ve bir yasa çıkarttı. Bu yasayla da bunları kendi güdümünde birer kurum haline dönüştürdü. Bunun yasal dayanağı vardı fakat hukukun temel ilkelerine aykırı bir tasarruftu bu. Ergenekon sürecini bu sözlerle değerlendiren usta kalemlerin dikkat çektiği ortak noktaysa 5 Ağustos buluşması oldu. 5 Ağustos günü Silivri'de olacaklarını belirten gazeteciler yurttaşları da çağırdı. Baştan sona hukuksuz bir düzenin hepimiz adına bedelini ödeyen insanların yanında bir duruş için orada olmak zorundayız. Onurluysak, kendi hukukumuzu ve kendi değerlerimizi savunuyorsak. Tabii ki 5 Ağustos'ta ben de orada olacağım. Ben bütün kamuoyuna seslenmek istiyorum. Bu haksızlığa, bu vicdansızlığa, bu adaletsizliğe karşı herkes tepkisini göstermeli.